Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle yepyeni bir eğitim setine geçiyoruz. Eğitim setimizin adı Android'de Broadcast Receivers ve Servisler Temel Eğitim Seti. Hatırlarsanız Android'e ilk başladığımızda Android nedir, nelerden oluşur diye bir başlık açmıştık. Bu başlıklı ve bundan sonraki örneklerimiz hep ne dedik? Android 4 tane ana yapıdan oluşuyor. Neydi bunlar? Activity'ler, Broadcast Receiver'lar, Servisler ve Content Provider'lar. Şimdi aktivitelerin az biraz artık ne olduğunu biliyoruz. Hatta bayağı bir bilgimiz var artık onunla ilgili. Şimdi çok daha gelişmiş uygulamalar yapabilmek için ve de bunu sadece broadcast receiver yani servisleri anlama gibi düşünmeyin. Android'in genel yapısı hakkında çok daha fazla bilgimiz olacak bunları öğrenerek. Bunları anlatacağımız, daha güzel uygulamalar yapabileceğiniz bu konuları ben yine elimden geldiğince, dilim döndüğünce detaylı mantığını anlatmaya çalışarak, gerekirse basit örnekler yaparak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bunları hep söylüyoruz ama belki bunlar hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar olabilir. Şöyle basit basit üzerinden geçelim bu eğitim setinde neler olacağına dair. Öncelikli olarak broadcast receiver'larla başlayacağız. Şimdi broadcast receiver'ı belki daha önce duydunuz. Temel olarak şu şekilde. Sistemde çalışan uygulamaların veya arayüzün sisteme gönderdiği verileri dinlemekle görevli olan yapıya biz broadcast receiver diyoruz. Nedir bunun örneği? Mesela telefonu sessize aldığımızda veya ne bileyim uçak moduna geçtiğimizde, pil seviyesi azaldığında, bir SMS geldiğinde mesela Android sistemin bütün uygulamalara, bütün telefona, bütün işletim sistemine bir mesaj vererek bu değişikliği söylediği yapı aslında nedir? Bir broadcast receiver'dır. Şimdi biz broadcast receiver'ı tabii bu kadar basit geçmeyeceğiz. Öncelikli olarak bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Daha sonra bunları nasıl oluşturacağımızdan, türlerinden, ne bileyim işte ne türleri dediğim mesela normal broadcast var, ordered broadcast, sticky broadcast ve local broadcast diye biz bunları dörde ayıracağız. Şimdi broadcast receiver neden olabilir mesela? İşletim sistemi bazı action'ları dinlemek için işte receiver'lar tanımlı olabilir, onlara gönderebilir. Veya iki farklı application arasında kullanılabilir. Veya kendi yaptığımız uygulamanın içinde yani yerel olarak kullanılabilir. Bunların ne olduğundan anlatmaya çalışacağım. Daha sonra servislere geçeceğiz. Servis dediğimiz yapı ne peki? Android uygulamalarımızda arka planda çalışan ve kullanıcının uygulamayla olan ilişkisini etkilemeyen işlemler için servisler diyoruz. Belki şunu duydunuz. Uzun süren işlemler için servisleri kullanın. Bunun mantığının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve işte servislere biraz aşina olduktan sonra işte thread nedir, proses nedir, main thread dediğimiz veya worker thread dediğimiz bu yapılar nelerdir? Servislerin tipleri nelerdir? Servislerin de bir yaşam döngüsü var. Aynı activity ve fragmentlerde olduğu gibi onları anlatmaya çalışacağım. Ve artık eğitim setinin süresine, durumuna göre bakacağım. Daha sonra ne bileyim web servisler, işte RESTful servislere falan da belki bu eğitim setinde olmazsa başka bir eğitim setinde geçiş yapacağız. Umarım bu eğitim seti herkese faydalı olur. Dediğim gibi soru sormaktan çekinmeyin. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Yazarak, çizerek ya da örnek yaparak. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki derste broadcastlarla eğitim setimize başlayalım. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.